bırak. Şimdi şeyden yani bahsettik onlar... ya demin. Lozan'dan falan seyircilerimizden hep aynı soru geliyor. Bevna Nahum. Evet. Efendim Haham Nahum'un oğluymuş. Hayır efendim, Bernard Nahum bizatihi kendidir. Efendim Bernard Nahum'un babası, bu birileri bunları uyduruyor. Uyduruyor. Tarih diye söylüyorlar. Evet. Ortaya sürüyorlar ve hep söylüyor sırtınızdan para kazanıyorlar. Hayim Nahum, makam Bernard Nahum'la ilgisi yok. Müsaade et bak, Bernard Nahum hakkında yani hayatı kitap olarak zaten çıktı. David adında fakir bir Yahudinin oğlu, David Nahum babasının ismi. Hahambaşı Nahum Efendi ile hiçbir alakası yok. Birkaç defa söyledim burada. Nahum Efendi'nin yani Hahambaşı'nın oğlunu ben tanıdım. Monsieur Jojo. Paris'te yaşardı. Paris'te yaşıyor. Paris'te yaşıyor. Hanzade Sultanlar'dan tanıdım ben. Şimdi yok Berna Nahum Hahambaşı'nın oğluymuş da Lozan'da aldığı paralarda burada bilmem ne holdingi kurmuş. Ya kardeşim inanmayın bu paralara. Adam başına fesi geçiriyor sallıyor. Elini şeyi. Berna Nahum işte Hahambaşı'nın oğludur. Nahum da çok yaygın bir soyadıdır. Yani. Evet. Çok yaygın bir soyadıdır. Berna Nahum Lozan'da ne arıyordu yahu? Bizim adımıza gitmişti. Kendi bizim hesabına değil. Bizim adımıza komisyondaki yani. Komisyondaydı. Biz istedik yani. Neyse anlatamıyorsunuz ama Berna Nahum hiçbir şekilde Hahambaşı Nahum Efendi'nin oğlu falan değil, alakası yok. Akraba bile. David adında uzun uzun anlatır hatıralarında parasızlığını. Şey Hasköy değil de neydi o şey taraf? Hasköy. Yahudi mahallesidir. Evet, Hasköy. Orada, fakir mahalle. Orada efendim oradaki bir fakir bir Yahudinin oğludur. Okulu terk etmiş, okuyamamış, şey yapmış. Kaldı ki Berna Nahum Cumhuriyet'ten sonra Mısır'a gitmiştir. Mısır Hahambaşısı olmuştur. Hayim Nahum. Hayim Nahum yani. Pardon, Hahambaşı Nahum, Hayim Nahum Mısır'a gitmiştir. Orada şey olmuştur. O eser çevrilmedi. Mutlaka onun da kendine göre bir yönleri var. Ben onu... mesela şeyi görmedim onda. Ester Benbassa onda eser yazdı. Tuhafıma gitti. Siyonist arşivdeki bazı belgeler orada zikredilmemiş nedense. Hmm. Yani Hahambaşı Nahum pek sevmediği tip Almanların. Hmm. Yahudiler de pek, Siyonistler de sevmiyor. Siyonistler de sevmiyor. Sevmiyorlar. Alman Siyonistler de sevmiyorlar. Fakat şurası bir Siyonizme gerçek. Siyonizme karşı ederler zaten. Siyonizme karşı ederler. Karşı tabii yani bir sürü Yahudi. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda Allianz İsrailit çok hakim. Allianz İsrailit Yahudilerin kalkınması, gelişmesi, okuması, iş öğrenmesi için aktif olarak çalışan bir yer ama öyle Siyonist idealleri falan yok. Yani çok hatta aksine hatta var onun üyeleri ve sempatizanı yani bütün okullarımızı onlar açmıştı zaten imparatorluktaki önemli modern Yahudi okullarını. Fransızca tabii şey tedrisat dedi. Türkçe'de yapılırdı yanında. Dolayısıyla Türkçe gramerini falan çok iyi bilen ama Fransızcayı kullanan bir Yahudi eliti çıktı 19. asırda. İspanyolca geriledi kullanımda. Mahalle dili falan olarak hatta küçümsendi. Evet. Sonra bu Ser Tabibi Hazreti Şehriyar yani diş tabibi Jacques Mandil Paşa. Ve o şeyin dedesidir Tilda Gökçeli'nin. Onun başkanlığında bir komite var. Onlar Türk dilini yerleştirmek istiyorlar Yahudi cemaati arasında. Yani ona çok gayret ediyorlar. Öyle şeyler var 20. yüzyılda. Mesela o gibi şeylerin üzerinde çok durulmaya başlandı yeni yeni. Ama şurası benim bir gerçek. Benim çocukluğumda hatırlıyorum şeylere vatandaş Türkçe konuş. Ama o sonraki bir safha. O kendine göre gerekçeleri olan, kendine göre de karikatürize edilen. Kim için diyorlardı hocam onu? Efendim İstanbul'da her yerde Türkçeden başka dili duyardım. Vapurda, trende, bilmem restoranda. Öyle birisi olursa vatandaş Türkçe konuş diyor. Çünkü şunun için Türkçe konuş ve yaz ki işte vatandaşsın bunu öğren resmi dili. Amaç bu Ankara'dan.
Ama sokaktaki insan ondan rahatsız olur. Ne bunlar böyle bir takara tukara İspanyolca konuşuyor. Yok bilmem Rumca konuşuyor. Bilmeyen rahatsız oluyor bundan. Kendine göre tefsir ediyor. Her türlü akımda ve kanunda böyle şeyler vardır Türkiye'de. İyi tarif edilmez ve derhal kendine göre şekillenir. Onun o şeyi açık o tarafı. Bunun ama yani büyük bir ırkçı bir eğilim, ırkçı bir kampanya Cemil falan. Cemil Bey cevap vereceğim Abdurrahman Sami kim? Üst üste yollamayın mesajı kim olduğunu söyleyeceğim. Değil. Şey. Öyle bir ırkçı şeyi değil. Hangi yani hocam? Ona da çevrilebilir. Türkçe konuşursun. Vardı. Vardı ona çevrilir. Çevrilir canım sokaktaki adamın. Bütün Avrupa öyledir. Yani bir de bunu bak bir şey söylerken bizdeki yorumcular böyle abartıyorlar. Bak demin ki mesela yalanlardan biri de şudur. Mübadeleyi Türkler istedi. Hayır. Atatürk idaresi. Hayır. Temizlemek için burayı. Ya onun istediği yok. Venizelos istedi Rumları. Büyük devletler de destek oldu. Gel de karşı koy yani. Belki de hayır hah da karşıladılar onu bilemiyorum ama Venizelos, buradan çıkma Venizelos bir şey. Venizelos ne istiyor hocam? Venizelos önce Megali idea istiyor. Bütün hayalperest devlet adamları gibi baktı ki yürümüyor. Perişan oldu. Fırt ayıpladığı muhalifin yani Metaxas'ın, General Metaxas'ın lafına döndü. Çünkü Metaxas demişti ki işin başında siz Küçük Asya'ya falan çıkmayın. Tutunamazsınız bunların ordusu vardır. Elimizdeki Yunanistan bize yeter, onu kalkındıralım. Büyük devlet ol. Çünkü Yunanistan karlı çıktı biliyorsun Balkan'dan ve Birinci Harp'ten. Neticede oraya geldi. Bu sefer hepsini verin dedi. Bu arada biz bizim Karamanlı Türkleri de yolladık, Türk Hristiyanları da. Onları da istemişler ama mesela direnmek lazımdı. Demek evet. ki o kadar artık bitap, yorgun bir ülke ki bu yani 10 sene süren savaştan. Bu gibi şeylere karşı çıkmıyor. Karşılığında da işte Yunanistan'daki Müslümanlar geldi. Ama hocam nispet aynı sizin, değildi. Sizin dinini hep bizi ayıplıyorlar. Ah Rumları niye gönderdik? Yani onu çünkü ezbere, hayır yani. Ezbere tarih yazıyor. Şimdi dostumuzun söylediği şey işte Çukur'daki tarih falan dedi. Böyle uyduruk tarih yazması Çukur'daki tarih çıkaranlara değil, başkalarına da has bir hastalıktır. Yani ama böylesi bu yok. Memlekette bu en böylesi korkuncu. Yok. Bu artık adam icat ediyor falan bir böyle. Tane. Ha evet. Bir tane. Öbürü de olayı saptırıyor. O da çok hoş bir şey değil. Yani onların hepsinin üzerinde durulması lazım. Bir olayı tahlil ederken bir takım cephelerine bakmanız lazım. Tek bakarsan bazılarının hoşuna gidebilir veya bir müddet için herkesin bir hoşuna gidebilir. Bir de yalnız gidebilir. Türkiye'de böyle bir olay oluyor. Çünkü Türkler diye. Maalesef hafızamız, tarih hafızamızı işletmediğimiz için işte demin böyle federasyon isteyen hanımefendi gibi Kıbrıs'ta. Çünkü öbürküler çok istiyordu senin federasyonunu sanki. Böyle 20 yılı falan geçmiyor insanların tarih anlayışı. Ne bu kadar? Gibi toplumların en kötü tarafı yani tarihçi olmayan milletlerin en zayıf ve belirgin tarafı yani muasır tarihle sınırlı olmaktır bilgi. Yani çok önemli bir soru geliyor bu hanımlardan bilhassa. Bir saattir İlber Hoca solaryuma mı gidiyor diyorlar. Niye yandı diyor. Ha, onu nasıl sen senin yani? Makyajına söyle. Tabii yandım ama böyle de makyaj yapınca hoş görünüyor demek. Solaryuma mı gidiyor? Yok ben solaryuma gitmiyorum. Yazın zaten ne gerek var? Çok hoş olmuş diyorlar. Ama güneşte kaldım. Solaryumun altında kaldım yani. Şeye gittin değil mi? Nereye gittin? Kendi hocam Moskova okulu var ya onun. Okulu Moskova okulunun oraya gittik. Yürürken hocam yetiyor bana.